Merhabalar arkadaşlar, yeni videodan herkese selamlar. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda bir tane dişimizi alıp üst kattaki erkek salmamızı atmıştık. Daha sonra size de söylemiştim, hatta hangi dişi erkek salması atmamı istiyorsunuz diye yazın diye yorumlara. Çoğu kişi gri dişleri söylemiş arkadaşlar. Gri dişlerde hemen şöyle göstereyim, beyaz diyen vardı. Şu iki griyi söyleyenler var. Bunları başka bir videoda atacağım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bir de bir arkadaşımız demiş ki hani erkekleri diş salmasını at demiş, ama dediği gibi yapacağım. Erkekleri diş salmasını atacağım ama çok fazla bir varlık gösteremiyorlar arkadaşlar. Çünkü hani dişlerin hepsi bir erkeğin üstüne çullandıkları için erkekler biraz daha çekinik oluyor, baskın gelemiyorlar. Ama arkadaşımız istemiş, ben de denemek istiyorum. Bugün iki tane erkek muhabbet kuşumuzu, hatta hangilerini atmam gerektiğini de söylemiş. Yazmış yani. Onun istediklerini atacağım. İki tane erkek muhabbet kuşumuzu, eşi olmayan tabii ki, aşağı kafese atacağız arkadaşlar. Bunlar da hangileri? Hemen göstereyim. Karşıda gri var bakın. Gri'yi çok beğeniyorsunuz. Onu sürekli Instagram'da olsun, YouTube sayfamızda olsun sürekli yazan arkadaşlar var. Bu gri'yi söylemişler. Hani kardeş olan kuşları aşağı diş salmasını at diye söylemişler. Onlar da diğer kardeş de bu. Gri ile mavi at diye söyleyen olmuş. Onun da kardeşi bu arkadaşlar. Bu biraz tüy de. Onun haricinde başka bir mavi renkli olan kuşlarımız var ama onlar da tüylü arkadaşlar. Bunlar atılacak gibi değiller şu anda. Gri'yi kesin atacağım, mavi de atacağım. Sıkıntı yok. Onun öncesinde şöyle bir diğer kuşlarımıza kısa kısa göz gezdirelim. Normalde dün kafes temizliği yapmamız lazımdı. Kafeslerimiz neredeyse şu anda pislikten görünmüyor arkadaşlar. Şu an kafeslerimin en pis olduğu zaman. Bakın görüyorsunuz. En pis olduğu zaman böyle. Niye temizleyemedik? Yarın arkadaşlar şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ve hani şehir dışına çıkmadan önce de tamamlamam gereken eksikliklerim falan var. Onları gideriyorum arkadaşlar. Şehir dışına gidip geldikten sonra detaylı bir temizlik. Hani detaylı temizlikten kastımız ne? Bu kafesleri komple boşaltıyoruz arkadaşlar. Telleri söküyoruz. Ön telleri söküyoruz. Taban ızgarasının tepsisini falan alıp hepsini ayrı bir yerde yıkıyoruz. Kafesin de her yerine, dört köşesine arkadaşlar, ince ayrıntısına kadar tertemiz ediyoruz. Daha sonrasında ne yapacağız? Erkeklerimizi artık teker teker bu kafeslerimize yerleştireceğiz. Tel kafeslerimizden vardı mesela. 3 adet daha tel kafesim var. Onları da bir üst kata yerleştireceğim. Buralarda erkeklerimizi yine aynı şekilde yerleştireceğiz. 2 adet sultan erkeğimi oraya, 1 adet sultan erkeğimi de buradaki tekli kafese yerleştireceğim. Boşta kalan 2 tane tel kafesim olacak yukarıda. Ona da yine muhabbet erkeklerimizi yerleştireceğiz. Bu kafeslere de yine muhabbet erkeklerimizi yerleştireceğim arkadaşlar. Yavrularımız büyümeye devam ediyor. Onları artık bir dahaki videoda incelemesini yaparız. Renklerine falan bakarız artık. Yavaş yavaş belli olmuştur. Sultan yavrularımızın her gün daldarası veriliyor. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Hatta günde 2-3 tane bile veriyorum. Yerlerde hep dal bitmiş daldarılar var bakın arkadaşlar. Karşılarda da, burada da. Bir de yeni verdiğim daldarı var. Şu anda da yılar zaten. Ürkmezlerse şöyle yakından göstereyim. Sağlık durumları gayet güzel. Bir sıkıntımız yok. Babayı anneye ayıracaktım normalde ama baba hala besliyor. Ayıracağım zaman baktım baba beslemeye devam ediyordu. O yüzden ayırmayı çok istemedim. Bunları da bıraktım. Evet, şimdi isterseniz yavaştan erkeklerimizi alalım ve aşağı kata atalım arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Eşi atacağım erkeğin birisi bu. Kızgınlığını görüyorsunuz. Tüyde değil. Hani tüyde ama tüyde sayılacak kadar bir tüyde değil arkadaşlar. Tüyden çıkmak üzere yani. Bir sıkıntı olmaz. Bakalım aşağıda varlık gösterebilecek mi? Onun haricinde bir de onun kardeşini atacağız. Atacağımız kafeste aşağıdaki dişi salmamız. Totalde kaç tane dişimiz var? Salmada hemen bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane dişimiz var arkadaşlar. Bunları sizlere göstererek eşe atacağız şimdi. Şurada Japonesi birazcık kabarık duruyor. Bir rahatsızlığı var mı hemen bakmak istiyorum. Yok. Pire gibi maşallah. Nasıl kaçtığını gördünüz. Uyku modundaymış. Bu ara sıcaklar biraz daha arttı arkadaşlar. Özellikle bugün başladı zaten sıcaklığın artışı. Hayvanlar birkaç gün daha bunu alacaklar. Ondan sonra tamamen rahata kavuşacaklar diyebilirim. Şimdi ilk şu mavi erkeğimi atmak istiyorum. Burada da yerde şovlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu erkekleri salmaya attık, kafeslere yerleştirdikten sonra bu kafes boş kalmayacak. Sultan dişlerimi bu kafese yerleştireceğim. Gel bakayım. Sultan dişlerimiz burada kalacak. Sultan erkekleri de üst kafeslere yerleştireceğim. Eğer dişler hazır olursa, olmazsa sultanları direkt eşe bile atabilirim arkadaşlar çok beklemeden. Ve bombayı kafese attık. Şu an yanındaki beyaz annesi. Annesiyle yan yana şu anda arkadaşlar. Erkeğimiz tüyde demin çok güzel kur yapıyordu ama şu anda sönük kalması gayet normal. Bir anda kafesi değişti çünkü. Seni almayacağım, sen gelme. Bu birazcık çapkın arkadaşlar. Seni almayacağız. Seni alacağız, gel oğlum. Şu griyimizi alalım hemen buradan. Kurtaralım. Gel. Evet, gayet güzel kalıbı falan
Gayet güzel arkadaşlar. Eli dolduruyor hayvan. Bakalım bu hangisiyle anlaşacak. Sen de yürü bakalım. Bak şimdi etrafına bakıyor. Burada nereye geldim diye şimdi hayvan arkadaşlar. Evet, kabarmaya başladı. Dişleri gördüğü için kabarmaya başladı arkadaşlar. Bakalım hangi dişiyle yanaşacak. Hangisiyle yanaşsın isterim. Öyle yani net bir şey söylememekle beraber şuradaki sarıyla yanaşabilir. Bakın solda sarımız var tünette. Onun yanına koyayım hatta ben direkt. Geç bakalım. Evet. Bu gri de mesela yanındaki gri de bir yuva sonraki kardeşi arkadaşlar. Aynı anne babadan doğmalar yani. Biraz uzaklaşayım. Ben varım diye belki rahat hareket edemezler. Bakın mavi yine boynunu kanatmış. Onun da boynunda hep kan izleri var. Yakından göstereyim sizlere. Ya dişi salmasını attığın zaman dediğim gibi arkadaşlar dişiler erkeklere saldırıyor mu? Yazan arkadaşımız çok fazla istemiş. Hani bir de öyle at dene görelim demişler. O yüzden iki tane kardeşi aşağıya salmaya attık bakalım. Bakın erkeği kovalıyorlar. Sarı kabardı bir. Sarı gidecek arkadaşlar yanına. Bak mesela yanındaki sarı yüzleri gri olsa da çok güzel yavru verirler arkadaşlar. Anlaşırlarsa neden olmasın. Erkek şu an kurunu yapıyor zaten görüyorsunuz. Yanına sarı indi. Evet. Sarıyla olursa da güzel olur. Sarı yüz yavru atma ihtimalleri çok çok yüksek. Ama o sarı yüzün yanına gidiyor. Bakın yemliğinin üstündeki sarı yüz var ya. Sarı yüz su yeşili bir dişimiz var. Onun yanına yanaşıyor. Evet kuyruğunda da hatta ısırıyor. Şu an dikkat çekmeye çalışıyor. Dişinin dikkatini çekmeye çalışıyor ama sarı da griyi beğendi. Böyle anlatırken kendimi at yarışı anlatıyormuş gibi ısırıyorum. Hatta yazan arkadaşlar da var. Ama hani anlatmayınca da boş boş izleyince bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Sizler de zaten şu an görüyorsunuz. Sarı beğendi. Güzel. Erkek de beğenirse neden olmasın. Güzel yavru verirler. Çünkü sarının gen hattı da güzel arkadaşlar. Babası kalıp olarak çok sağlam bir kuş. Evet. Her an kuyruk kaldırabilir. Dişi enseyi kabarttı. Tamam bir eş daha oldu arkadaşlar. Sezonda bunları da eşe atabiliriz. Dişi enseyi kabarttıysa benim için o eş olmuş oluyor arkadaşlar. Kuyruğu her an kaldırabilir. Tekrardan söylüyorum bakın. Mavi sönük kaldı. Mavi dediğim gibi ağırtıya girmiş ama arkadaşımız at dedi diye sırf atmak istedim. Bak dişiyi yanaştırmıyor. Başka dişleri yanına yanaştırmıyor bakın erkeğe. Sarı beğendi. Güzel. Güzel de takım olur arkadaşlar. Yakışırlar yani. Sarılı grili güzel bir eşleme olur. Dişi çok beğendi bu arada. Hani hareketlerini anlıyor musunuz bilmiyorum ama yürüyüşü bile değişti yani hayvanın öyle söyleyebilirim sizlere. Ama erkeğin gönlü biraz da buradaki su yeşilinde yani. Onun yanına gitmeye çalışıyor. Sarıyla eşe atsam olur mu? Elbette olur. Yavru vereceklerdir. Bakın hiçbir dişi yanaştırmıyor arkadaşlar. Maviye bakmaya gerek yok. Mavi yukarıda sessiz sakin oturuyor. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu yalnız sıradan kılıçtan geçiriyor dişleri bak. Onu kovalıyor şimdi. Yok yok sahiplendi onu. Güzel. Güzel bir işlem arkadaşlar. Evet bunları da artık kağıdın bir köşesine yazalım arkadaşlar. Sezonda direkt bunları da eşe atabiliriz. Bakın şu an iki kardeş yan yana. Aralarında ne kadar var? Aralarında 2,5-3 ay kadar bir süre zarfı var. Erkeğimiz daha büyük dişiden aylık olarak. Yani bir kuluçka sonraki kardeşi diyebilirim sizlere. Anne babadan doğmalar. Anneleri buradaki beyaz arkadaşlar. Babaları da yemliğin üstündeki yeşil. Bakın karşıda duruyor asker gibi. Babaları da o. Yavrular da burada zaten. Gayet sağlam. Gri de aynı şekilde. Bu gri ve şu yukarıdaki mavi aynı anne babadan doğmalar arkadaşlar. Evet mavi uyandı bakın. Yanındaki sarı yüze kuru yapacaktı. Yanına şu an yerli bir dişi gitti. Mavi daha yeni uyandı bakın. Kuşlar uçmak istiyor. Havalar ısınmaya başladı demiştim ya sizlere. Tekrardan tüye giriyorlar. Bu da gayet normal. İnşallah bir ay içinde tüyden çıkarlar. Çünkü bir aya kadar artık ben bunları eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çoğu kuşumuz eşe atılmaya hazır çünkü. Yandaki maviyle eşe atılabilirler. Eğer hani ölüm olmazsa çünkü çok kan kaybetti o dişimiz ve yapabileceğimiz bir şey de yok. Bütün yöntemleri denedik. Ama maalesef olmuyor yani arkadaşlar. Bakın şu an ona baskınlık kurmaya çalışıyor. Mavi dişinin normalde kendi eşi var ama şu an başka bir dişiyle kuluçka yattığı için bununla eş olurlarsa bununla da yavru yumurta alabiliriz tabii ki. Gri de beğendi bu arada mavi. Bakın grinin de kafa tüylerini görüyorsunuz arkadaşlar. O sarı da beğendi. Dediğim gibi bunlar hani beni çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hayvanlar iyice kızıştılar ve bayağıdır da eş görmüyorlar. Erkek görmüyorlar arkadaşlar. Eşi attığın zaman kolay kolay eş tutacaklarını düşünüyorum. Bakın yandaki gri geldi mesela şimdi. Ama bir dahakine dediğim gibi dişileri alıp erkek kafesine atarsak daha da güzel videolar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü erkekler başka kafese atıldığı zaman birazcık afallıyorlar arkadaşlar. O gri de bu mavi beğendi. Bakın mesela yanaştırmıyor. Bu griyi burada geziyor. Sarı da yine başında bekliyor arkadaşlar. Bunlar güzel oldular.
Bu sarıyla bu mavi olmaz mı? O da olur. Güzel yavru verirler. Gri ile de güzel yavru verirler. Onunla da güzel yavru verirler. Sarı yüzü mavi. Bakın mesela eşlemeyi hemen söyleyeyim. Bu sarıyla oradaki mavi eşlense büyük ihtimalle yanındaki dişi gibi bir yavru atacaklardır. Spangle sarı yüz atabilirler. Güzel de yavru gelir. Bu arada onunla da anlaştılar. Bakın dişi mesela geçen gün yüz kafesi attığım zaman neredeyse bu yeşil erkekle çiftleşiyordu. Şu an bunu da beğendi. Yani demek istediğim mevzu bu arkadaşlar. Kuşlar hazır olduğu zaman eş tutmanın çok da bir anlamı kalmıyor. Yani hayvanları hazır ettiğiniz sürece eşe attığınız her kuşla anlaşabilirler. Bakın mesela gri şu anda bunu kovalıyor. Ama o dişimiz rahatsız. Eşe atılacak gibi değil arkadaşlar. Sezona kadar iyileşirse tabii ki atarız ama şu an atılacak gibi değiller. Eğer iyileşirse bunda daha güzel yavru verirler. Çünkü dişinin gen hattı diğer dişiye göre, sarıya göre daha güzel. Buradaki gri'nin de yavruları büyümekte arkadaşlar. Şunun duruşa baksanıza. Onu da görüyorsunuz. Güzel. Şimdi bunları bir kenara yazmak lazım dediğim gibi arkadaşlar. Gri ile sarı anlaştılar. Sarıyla mavi de bir ara yan yana gelmişlerdi ama bunlar bu olursa daha iyi olur arkadaşlar. Daha güzel yavru vereceklerini düşünüyorum. Erkeğimiz kurlarına devam ediyor bakın. Ben yakınlaştırıyorum, o dişilerden kaçıyor. Şuradan bir izleyelim. Maviler yan yana arkadaşlar. Maviler de anlaştılar ama o maviyle bunu atmam. Bu dişiye daha sağlam bir erkek atmam lazım. Daha güzel yavru versinler diye. Bu mavinin babasını atabilirim ama bu dişiye eş olarak. Ortam iyice karıştı arkadaşlar. Dişinin erkek şu an hem buna kur yapıyor hem yanındakine kur yapıyor hem bununla anlaştılar. Yani bununla olursa direkt yavru verirler. Çünkü dişi enseyi falan kabarttı. Biraz daha kur yapmaya devam etseydi erkek kuyruğunu dahi kaldıracaktı. Öyle bir durum vardı. Buradaki maviyle anlaşsalar güzel olurdu. Bu mavinin de eşi başka bir kuşla eşi atılacak çünkü sezonda. Hazır takım olarak aldım ama kendi eşiyle eşlemeyi düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Daha sağlam dişlerim var. Onunla eşlemeyi düşünüyorum erkeğimi. Yazık etmek istemiyorum çünkü güzel yavru almak istiyorum. Bu da kendi kafesinde yem yokmuş gibi geldi, burada yem yiyor. Gel. Bunu aldın mı? Gel. İçeri geçin, içeri. Geç. Maviyle kur yapıyor, onu göstereceğim ama bunları kaçırmamam lazım. Bunlar dışarı çıkmak istiyorlar arkadaşlar. Geç oğlum içeriye. Ayaklarını sıkıştırmamak istiyorum. Şöyle. Evet, tamamdır. Dediğim gibi gri ile şu sarı olursa güzel olur. Evet arkadaşlar, dişi salmamızı da erkeklere attık ama bir dahaki videoda dediğim gibi dişilere erkek salmasını atacağım. Daha güzel bir görüntü olur ve dediğim gibi çiftleşme ihtimalleri daha da yüksek oluyor. Çünkü dişiler bu kafese atıldığı zaman erkekler daha rahat baskını kurabiliyor ama farklı kafese attığınız zaman birazcık zaman geçmesi lazım erkeğin kafese alışması için. Bakın mavi mesela 6-7 dakika sonra açıldı. Gri en başından beri iyiydi. Bir dahaki videomuzda da size söz, bu gri dişi atacağım. Bir de şu beyazı atabiliriz ya da yukarıdaki gri atarım arkadaşlar. Onun da işi yok. Bunların ikisini atabiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.